Doğru duyuyorsunuz. Son bir kontrol yapalım isterseniz. Sesim geliyor galiba, değil mi? Evet, tamamdır. Tamamdır. O zaman devam ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Başlangıçta kendimi tanıtayım kısaca. Ben Ekşi Forex araştırma grubundan birinden Yove. Bu bizim Ağustos ayı içerisinde planladığımız 8 yayından birincisi olacak. Ben sizlerle birlikte ABD-Çin ticari savaşını ve bunun ABD dolarına, altına, endekslere ve genel olarak etkisini anlatmaya çalışacağım. Kendimi tanıtayım. 25 yaşındayım. İktisat mezunuyum. Daha önce Stettin ve Kuala Lumpur Üniversitesi ile birlikte birkaç akademik çalışmaya katıldım. 5 yıldır Forex ile tanışıyorum. 3 yıldır da trade ediyorum. Galiba tamamdır. Şunu büyüteyim. Geri kalanını slaytlarla anlatmaya başlayacağız. Kısaca şöyle anlatayım. Birkaç tane not aldım şaşırmayayım diye. Kısaca bundan bahsedeyim. Eğitimimiz, yani şu anki yayın, iki kısımdan oluşacak. Birinci kısım 15-20 dakika civarı olacak ve genel olarak ABD ve Çin ekonomik yapılarını anlatmaya çalışacağım. Sonrasında bir 5 dakika bir ara yapmış olacağız. Bu arada isterseniz chat kısmından sorularınızı alabilirim. O soruları eğer vaktimiz varsa o an cevaplarız. Eğer vaktimiz yoksa sonra son kısımda bir 15 dakika daha boş vaktimiz olacak. Orada diğer soruları ve kalan soruları cevaplamaya çalışacağım. Burada anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kısaca kendimi bu şekilde tanıttım. İsterseniz başlayalım. Bildiğiniz üzere ABD-Çin ticari savaşı Trump'ın seçimleri kazanmasıyla, hatta seçimlerden önce biraz bu konudan bahsetmesiyle başladı. Biliyorsunuz Trump'ın seçim vaatleri arasında, en güçlüleri arasında diyebilirim, ABD'nin cari açığını kapatmaya çalışacağı olmasıydı. Bu grafikte zaten çok net görebiliyoruz ABD'nin diğer ülkelere kıyasla cari açının çok çok fazla olması. Tam tersi de Çin'in bu şekilde cari açının çok yüksek olması. Bu Trump'ın bu konu rahatsız ettiğini birkaç defa dile getirdi. Sonrasında seçimlere geldiği zaman işte bildiğimiz gibi tarifelerle ve diğer kısımlarıyla ticari savaşını sertleştirdi ve daha fazla genişletti. Bu grafikte Çin'in ABD'ye sattığı ve ABD'nin Çin'e sattığı kalemlerin nitelik ve miktar olarak grafiğini görüyoruz. Şu an bu grafiği bir defa daha sonra ikinci kısımda anlatacağım ama özellikle şunu dikkat etmenizi istiyorum. Soya fasulyesinin yani miktar olarak parasal anlamda miktar olarak çok büyük bir satış olduğunu dikkatinizi çekmek isterim. Daha sonra soya fasulyesinin ticari savaşta neden bu kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şu birinci kısımda ABD'nin ve Çin'in ekonomik yapılarını anlatmaya çalışalım. Bu grafikte gördüğünüz gibi gelişmiş ülkelerden işte Avrupa Birliği olsun, Birleşik Krallık ya da Amerika olsun genel olarak gayri safi yurt içi hasılalarının servis sektöründen oluştuğunu söyleyebiliriz. Buna kıyasla ise Çin'de servis sektörü yani büyük bir ağırlığı var fakat diğer ülkelere kıyasla şu renkte görebildiğiniz gibi manufacturing ya da imalat kısmı çok ağırlık bastığını söyleyebiliriz. Bu grafikte de Çin'in ekonomik gelişmesi, ekonomik büyümesi hatta 2008'lerden işte ortalama 10 yıl içinde
10 trilyon dolar büyüdüğünü söyleyebiliriz. Fakat daha geniş bir, daha net bir bakış açısını açısıyla görmemiz için satın alma paritesinden bakmakta fayda görüyorum. Şu ufak bir düşüş görüyoruz sonlarda. Bu tam olarak pandemide gerçekleşen gayri safi yurt içi hasılalarındaki daralma. Fakat ilginç bir şekilde Çin'de bildiğiniz gibi yükselme dahi gördük. Çin ve ABD'nin ve diğer gelişmiş ülkelerin ekonomik yapılarını daha net anlayabilmemiz için şu grafiği de seçtim. Gelişmiş endüstrilerin toplam ihracatında yüksek teknolojili mal ihracatının payı yüzde olarak burada gördüğümüz gibi 95'li yılların başlangıcında Çin'in yüksek teknolojili mal ihracatını artırdığını görebiliyoruz. 2015-19 yılları arasında da bütün diğer gelişmiş ülkelerin, çok gelişmiş ülkelerin diyebilirim. Bu burada ABD, Birleşmiş Krallık ve Japonya'yı görüyoruz. Onlara kıyasla daha hızlı bir ivme aldığını, hatta diğerlerinin düşüşe geçtiğini görebiliyoruz. Çünkü burada bildiğiniz üzere birkaç, hatta birçok firma üretimlerini Çin'e kaydırmaya başladı. Burada da toplam enerji üretiminde yenilebilir enerjinin payını yüzde olarak görüyoruz. Çin'de işte bu 2015 en son veriyi bulabildiğim kaynaklarda, fakat diğer verileri de grafik olarak bulabiliriz internette. Ortalama, yani muhtemelen bu dönemlerde %25'e kadar çıktığını söyleyebiliriz. Bu da genel olarak inovatif enerji ve ekonomisinin hangi kaynaklardan, enerji kaynaklarından sübvanse ettiğini, desteklediğini gösteren güzel bir grafik. Yani ekonomisinin anlatması açısından. Gelelim tekrar bu grafiğe. Bu grafikte gördüğünüz gibi Çin'in ABD'ye sattığı genellikle teknoloji, daha önce bahsettiğimiz yüksek teknoloji gerektiren mallar. ABD'de aynı şekilde uçak kısımlarını, parçalarını görüyoruz. Fakat çok ilginç bir şekilde soya fasulyelerinin miktar olarak ABD ve Çin ticari anlaşmalarında çok büyük bir önem arz ettiğini, tuttuğunu görebiliyoruz. Öncelikle bunu anlatmak için ticari savaşlarının nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini, nasıl ilerlediğini anlatmamız gerekiyor. Hatırlarsanız Mart 2018 tarihinde Trump'ın bir açıklaması vardı. İşte ticari savaşını çok kolaylıkla kazanacağız diye bir açıklaması vardı. Fakat maalesef bu geldiğimiz noktada ortalama 2 yıl geçti. Fakat bu süre zarfında her iki ülkenin aslında bir nevi bir zarara uğradığını, sadece bununla kalmayıp genel olarak dünya ekonomisinde ufak da olsa bir daralma, tedarik zincirlerinde aksaklıklar oluştuğunu söyleyebiliriz. Mart 2018 itibariyle ABD'nin ilk çelik ve alüminyuma tarifelerini, vergilerini koymasıyla ticaret savaşı somut bir hal aldı. Sonrasında Çin'den bir misilleme geldi. Daha sonrası bu tarifeler yükselmeye başladı. 200 milyar dolarları, hatta en son Eylül 2019'da 300 milyar dolarlık miktarına gümrük tarifeleri eklenmişti. Bu tam olarak rakamları bu şekilde grafikte görebilirsiniz ama hepsini tek tek, işte yüzdelikler ya da oranlarını detaylıca anlatmamıza ya da daha fazla karışıklığa neden olmasın diye onları sadece grafikte bıraktım. Son kısımda Ocak 2020 tarihinde imzalanan birinci kısım ya da işte birinci ticari anlaşmasını görüyoruz. Önce isterseniz bir soru cevap kısmında bakabiliriz 5 dakika içerisinde.
de dilerseniz bu ilk kısımla alakalı birkaç Osman Koç el kaldırdı. Hemen Osman Bey isterseniz chatte sorunuzu yazın. Bu şekilde tamamdır. Pardon, sorunuz yokmuş. Birinci kısımda anlattığımız gibi ABD ve Çin ekonomik yapısını anlattık. Bunu açıklamaya çalıştık. Ticari savaşının başlangıcını, bunun sebeplerini, biraz da ticari savaşının seyrini anlatmaya çalıştık. İkinci kısımda ise daha fazla bunun ne yani sonuçlarını, etkilerini bir soru var. Şunu kısaca cevaplayayım. ABD seçimleri sonrasında ticaret savaşının tekrar kızışacağını düşünüyor musunuz? Bu muhtemel gözüküyor. Okuduğum kaynaklara göre ABD seçimleri olmadan evvel, şimdi daha ikinci kısımda birkaç kilit kısım anlatacağız. Bu kısımlar eğer doğru şekilde atlatılırsa, öyle diyelim, seçimlerden sonra tekrar bir ticaret savaşının alevlenmesini görebiliriz. Bu tabii yani analistlere göre, okuduğum kaynaklara göre, eğer Trump'ın tekrar seçimleri kazanması ihtimali dahilinde tartışılıyor ve değerlendiriliyor. Fakat Joe Biden'ın gelmesi de yani beraberinde nasıl bir duruş sergileyeceği, aynı şekilde devam edip etmeyeceği, yoksa tarifelerin tamamıyla kaldırıp eski sisteme döneceğini mi şu anlık tam olarak net bilmiyoruz. Ama isterseniz ikinci kısımda bunun yani ticari savaşlarının etkisini, sonra da bu yayının en son kısmında da ABD doları ve Çin yuanı paritesini Dikmil'in MetaTrader 4 kısmı uygulamasından incelemeye çalışacağız. Bir sorun daha var. Merhaba Cahit Bey. Çin'in ihracatındaki yüksek teknolojili ürün geliri, kendi üretimi ve markası olan örneği Xiaomi ürünlerinin satışından elde edilen gelir mi? Şu sebeple soruyorum. Birçok ülke üretimini Çin'e kaydırdı demiştiniz. Çin'in ihracatındaki yüksek teknoloji ürün gelir, kendi üretimi ve markası. Örneğin Apple'ın Çin'deki üretiminden elde edilen gelir o kalemin içinde yer alıyor mu? Bu güzel soru. Bunu tam olarak bilmiyorum diyebilirim ama bunu isterseniz daha sonra bu soruları kaydedeceğiz. İsterseniz daha sonra biraz daha detaylı araştırıp o şekilde cevaplayabiliriz. İsterseniz mailinizi yazın. Hani o şekilde detaylı cevabı chatte mailinizi yazabilirsiniz. O şekilde cevabı mailinize daha detaylı şekilde aktarabiliriz. Şimdi ikinci kısma geçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu arada el kaldıranlar isterseniz chatte sorularınızı alabilirim. Son kısımda bir 15 dakikalık daha aramız olacak. Bu arada da cevaplamaya çalışacağım. Şimdi ikinci kısımda aynı şekilde başlangıçta gördüğümüz bu ticari savaşlarının seyrini, sürecini ve sonuçta bir yılın başlangıcında imzalanan birinci ticari anlaşmasını görüyoruz. Bu birinci ticari anlaşmasında
Birinci ticari anlaşmasında Çin 200 milyar dolarlık ABD'den yani minimum 200 milyar dolarlık mal alışı yapacak yıl içinde. Hani bu yıl için evet ama 2020 yılı için 2021 yılı içinde aynı şekilde 200 milyar dolarlık alımlar söz konusu. Bu yani ABD'den ithal edilecek malların kalemleri de belirlenmiş durumda. %40 artış ile %40 artış ile imalat kısmında yer alıyor. Yani daha önce anlattığımız grafikte ekonomik yapı olarak yani gayri safi yurt içi hasılasını oluşturan yapı olarak Çin imalat kısmında daha ağırlıklı basıyordu. Fakat ABD imalat kısmında daha düşüktü. Şimdi ise bu yapılan anlaşmada ise ABD'nin imalat ile üretilen işte ürünlerinin Çin'den satın alınması anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmada ise ABD %15 yani 200 milyar dolarlık mal için yani Çin'den ithal ettiği malların %15 vergisini %50 indirim uygulayacak. Yani %7,5 civarında tutacak. Aralık 2020 için planladıkları gümrük tarifelerini ise iki tarafta askıya almış durumda bu anlaşma çerçevesinde. Bu anlaşmanın yapılması bazı kaynaklarda işte Çin'i daha da işte Çin'in bir nasıl diyelim geri adımı olarak yorumlandı. Bazı kaynaklarda ise Trump'ın seçim hazırlığı olarak yorumlandı. Bunu isterseniz ekonomik olarak ve verilerle anlatmaya çalışalım. Az önce bahsettiğimiz birinci ticari anlaşmada tarım ürünleri ile ilgili de şurada ufak bir bilgi yer alıyor. Yani birinci ticari anlaşmasında düşen tarım ürünleri satın alımları gelecek 2 yıl içinde ek 32 milyar dolar alım olacak. Buradaki grafikte şunu dikkatinizi çekebilirim. 2008-2009 krizleri sonrasında bildiğiniz gibi faizlerin düştüğü bir ortama girmiştik ya da işte sürece girmiştik. Burada gelişmekte olan ülkeler ki bu sınıfta Çin de yer alıyor. Alınan kredilerle, alınan ürünlerle bu ürünlerde artışı görebiliyoruz. 2014 yılları başında ise bir düşüş yaşanmaya devam ediyor. Hatta en tepeden %60 bir indirim olarak görebiliriz. Geldik daha önce bahsettiğimiz soya fasulyelerinin bu ticari anlaşmadaki önemini. Aslında birkaç açıdan bakmakta fayda var. Başlangıçta bu grafikte ABD'nin soya fasulyesi toplam üretimini görebiliriz. Çok geniş bir yani dataya ulaşabildim. 66-67 yıllarından başından beri işte soya fasulyesi üretimi ABD'de ihracatı. Genellikle dünyanın Çin'in bir diğer kısmında ihracat gerçekleşiyordu. 95 yıllarında itibaren ise Çin'e satışlar olmaya başladı. Genel olarak hem ABD'nin yaptığı ihracatlar artmaya başladı. Gelinen noktada ise 2015 yıllarında şu mavi çizgiden görebiliriz. ABD'nin ihraç ettiği toplam soya fasulyelerinin %60'ından fazlası Çin'e gittiğini görebiliyoruz. Bu da Çin'in soya fasulyeleri konusunda ABD'ye az çok bağlı olduğunu görebiliriz. Bu grafikte ise 1964'ten 2011 yılına kadar Çin'in soya fasulyesi üretimini görebiliyoruz. 1995'ten beri ise aynı grafikte diğer grafiklerde örtüşüyor. Çin'in soya fasulyesi ithalatını görebiliyoruz. Toplamda ise şu mavi kısım ithalat oluyor. Toplamda ise Çin'in soya fasulyesi
tüketimini görüyoruz. Çin bu soya fasulyesiyle işte tavuktur veya işte tarım hayvanlarını beslemesi için kullanılıyor. Hatta son zamanlarda çok ilginç bir şekilde birkaç haber okudum. Bunun balıklara da yem olarak kullanılmaya başladığını, işte farklı besinlerle karıştırılıp balıklara yem olarak balıkların gelişimi için, büyümesi için de bu farmların büyümesi için kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Çin için, ABD için çok önemli bir ihracat kalemi. Çin için ise çok önemli bir, nasıl diyebiliriz, diğer sektörlerin de gelişimine katkı sağlayan önemli bir girdi madde. Fakat soya fasulyesinde şöyle çok önemli bir detay var. Soya fasulyesinin üretimi için çok büyük değişiklikler yapılamıyor. Yani şöyle diyebilirim. 1960'lardan beri, bu grafikte şunu anlatılıyor. 1960'lardan beri mısır ve buğdayın üretimi için gereken alan, işte hektar alanı anlatılıyor. Üretim arttıkça, bunun bir de bir tane grafiği daha vardı, onu tam olarak bulamadım, verisini dolayısıyla eklemedim. Ama üretimi arttıkça, yani verimliliği arttıkça kullanılan alan miktarı da teknolojinin artmasıyla ve bu çekirdeklerin işte prosedürlerden geçerek daha az alanda daha fazla, daha verimli bir hale geliyor. Fakat soya fasulyelerinde maalesef bu konu çok daha hassas. Dolayısıyla çekirdeklerde ya da üretimde çok fazla değişiklikler olamıyor. Dolayısıyla her üretim için, her soya işte fasulyesi üretimi için ek bir toprak alana ihtiyaç duyuluyor. Burada da galiba az çok şunun cevabını buldum. Tam olarak cevabını bulabildiğimi söyleyemem ama internette okuduğum kaynaklara göre Çin neden kendi soya fasulyesini üretemiyor ya da üretmiyor ya da daha fazla üretmiyor? Burada bulduğum cevaplar bazıları işte toprak verimliliğinin az olması, devletten gelen farklı regülasyonların tam olarak soya fasulyesinin üretimi ve bu tarım alanlarının işlevsel hale gelmesinin engel olarak belirtiliyor. Fakat daha detaylı araştırmada fayda var. Şimdiye kadar anlattığımız kısımda soya fasulyesinin Çin için neden önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu da diğer tarım ürünlerinin, tarım hayvanlarının büyümesi, satışını ve gelişimi için çok önemli olduğunu bahsettik. ABD için ise soya fasulyesinin neden önemli olduğunu anlatmaya çalışalım. Buradaki grafikte çok ilginç bir şekilde başlangıçta şeyi bahsetmiştik. İkinci, bir bazen de birinci en büyük satış kalemi olduğunu, ihracat kalemi olduğunu bahsetmiştik. Bu grafikte ise üst kısımda ABD haritasında soya fasulyesi üretimi, en çok soya fasulyesi üretimi yapan eyaletler gözüküyor. Aşağıda ise Trump'ın hangi eyaletlerde, şu kırmızılar Trump'ın oluyor, hangi eyaletlerde çoğunluğunu almış, hangi, yani oyların çoğunluğunu almış olduğunu görüyoruz. Buradaki bağlantıyı şu şekilde, yani Çin tarafı şu şekilde kullanıyor. Eğer soya fasulyesi ihracatında gümrük tarifeleri yükseldiğinde, bu buradaki bölgelerde, yani Trump'a oy verdiği bölgelerde tarımcıları negatif etkilediğini, dolayısıyla gelirleri düşen tarımla uğraşan kişilerin, ki bunların çoğunluğu, yani datalara bakıldığı zaman çoğunluğu Trump'a oy vermiş kişiler, bu şekilde bir Trump'a negatif etki etmeye çalışan bir Çin görüyoruz.
Bunu tam olarak kanıtlamak çok zor. Çünkü bunlar sadece verilere ve konuşulanlara baz alınan şeyler. Fakat görünen o ki son zamanlarda belki haberlerde de görmüşsünüzdür. İddia da olsa hala gerçeklik payı olup olmadığı bilinmiyor. Trump'ın Çin'e ek bir anlaşma sunmak istediğini, bu anlaşma çerçevesinde tarifelerin soya fasulyesi için kaldırılıp bu şekilde Trump'ın başkanlığında da seçiminde de yardımcı olmasını talep etmişti. Fakat hala bunlar iddialar arasında. Bahsettiğim konuda konuyu destekleyen nitelikte ayrı bir grafik önümüzde var. Bu grafik ABD'de yapılan birkaç anketin toplamını gösteriyor. Yani 2020 başkanlık seçimlerinde adayların hane halkının onları onaylaması ya da işte desteklemesi yüzdelikleri ya da seviyelerini görüyoruz. Son dönemlerde pandemiden de olsa veya genel olarak ABD-Çin çekişmesinden olsa veya diğer problemlerden olsa gerek Trump'ın hane halkında onaylanması düşmeye başladı. Hatta çok büyük etkisi de George Floyd'un öldürülmesi ve genel olarak protestoların olması ettiğini söyleyebiliriz. Yavaş yavaş isterseniz ABD doları ve Çin yuanı analizine başlayabiliriz. Öncelikle şu sabit grafiği, bir haftalık grafik bu arada, nasıl hareket ettiğini, ticaret savaşı süreci başlarken ya da devam ederken nasıl hareket ettiğini inceleyebiliriz. Başlangıçta dalgalı kura geçiş dönemi 2015'in Haziran ayında gerçekleşiyor. Haziran ve 2015 yılının Haziran ayında dalgalı kur geçişinde yuan biraz değer kaybediyor. Sonrasında değer kaybetmesi devam ediyor. Şubat 2017 yılında ise Trump ABD Başkanı olarak seçildi. Haziran'da ise ticaret konusunda ilk kez ABD-Çin arasında ciddi gerginlikler yaşandı. Biliyorsunuz sonrasında 2018'in Mart, Nisan hatta Haziran kısımlarında aylarında ABD ve Çin karşılıklı bazı ürünlere vergi tanımladı. Vergilerin işte uygulanmaya başlanması Çin yuanına değer kaybettirdiğini görebiliyoruz. Yeni vergi tarifeleri oluyor sonra. ABD'nin 2019'un başlangıcında Huawei teknoloji parça tedariği yasağı getirildi. Sonrasında Trump Jinping telefon görüşmesi ticaret konusunda olumlu geçti. Vergi tarifinin onaylandı. Tarım ürünlerinin de alımlarını durdurdu ve 2020'nin başlangıcında ticaret konusunda ilk anlaşma sağlandı. Fakat tekrar yuanı 7 üstünde görebiliyoruz. Pandemi döneminde hatta tekrardan 7'nin üstünde seyrettiğini görebiliyoruz. Burada Şangay Kompozit yani Çin'in en büyük borsasından bahsedebiliriz. Ve S&P 500'ün 95'ten 2020 yılına kadar genel olarak ne kadar değer kazandığını görebiliyoruz, kıyaslayabiliyoruz bu şekilde. Ayrıca çok öne verdiğim bir grafik arkadaşımıza beraber hazırladık. ABD doları Çin yuanı grafiği üzerinde şu mavi ile olan parite oluyor. Bunun üzerinde kırmızı ile Bitcoin'in fiyatını ekledik. Sonrasında altının fiyatını da ekledik. Burada dikkat etmemiz ya da dikkatimizi çeken birkaç detay var. Örnek olarak Bitcoin'in şu 2018'den sonra Çin'in yuan para birimiyle beraber çok korele bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Ayrıca altının da
2018 yılları sonrasında Çin Yuan'ı ile çok koreli bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Altın bildiğimiz gibi kriz dönemlerinde ya da çalkantılı dönemlerde güvenli bir liman olarak kullanılıyor. Fakat akıllara şu geliyor, acaba yani kriz dönemlerinde ya da işte ekonomik sorunların baş gösterdiği dönemlerde Bitcoin'in değer kazandığı dönemleri görüyoruz. Aynı şekilde aynı dönemlerde de Çin Yuan para biriminin değer kaybetmesini görüyoruz. Bu korelasyonda dikkat etmekte fayda var. İlginç bir korelasyon görüyoruz. Son olarak da ABD doları ve Çin Yuan'ı paritesi mavi olarak, yeşil ise ABD 10 yıllıklarının hareketlerini görebiliyoruz. Gördüğümüz harekette ufak ya da işte aldığım kaynaklarda göre %30 veya %40'lık bir korelasyon görebiliyoruz. Hatta 2018 yılında işte Mart aylarında şu dönemlere denk geliyor. Ticari savaşları başlamıştı. ABD 10 yıllıklarında düşüş görebiliriz. Bu ters çevrilmiş ABD 10 yıllıklarında görebiliriz. Yani ters bir korelasyonda olduğunu görebiliriz. Şimdi isterseniz Pikmin'in MetaTrader 4 uygulamasından ABD Çin Yuan'a paritesinin ufak analizini yapacağız. Ondan sonra soru cevap kısmına geçebiliriz. Öncelikle analizi haftalık veya isterseniz aylık kısımdan da yapabiliriz, fakat haftalık bence yeterli olacaktır. Öncelikle yükselen bir trend görüyoruz. Trendin oluşması için yeni tepeler veya hacim almak için higher low dediğimiz kısımlar oluşması gerekiyor. Bu trendi yani farklı çizen olabilir traderlarda, ama şu şekilde çizersek eğer buradaki kısmı unutmuş ya da atlatmış olacağız. Dolayısıyla trendi şimdilik kaydetmemek ya da çizmemek daha doğru olacaktır. Daha yakın seviyelerde destek ve direnç seviyelerini bulmaya çalışalım. Öncelikle bildiğiniz gibi şu direnç seviyesi çok güçlü, hatta en yüksek seviye diyebiliriz. En yakın haftalık destek seviyesi ise şu kırmızı mumun döndüğü noktayı belirleyebiliriz. Bunu daha yakından görebilmek için günlük grafiği geçtim. Şurada ilk en yakın destek olarak belirledim. Fakat 6.96.70 seviyesi de ayrıca bir destek olarak görebiliriz. Bu seviyenin kırılması paritenin daha aşağılardaki seviyelere ulaşabilmesi, yani diğer destek seviyesine ulaşmasını bekleyebiliriz. Fakat daha önce olan dalgalanmaları dikkate alırsak, şuradaki destek seviyesi kırılmış. Şuradaki çubuklar, güllük çubuklar test edilmiş. Sonrasında ise satış devam etti. Yani Çin Yuan'ın değer kazanması devam etmiş. Bu destek seviyesini şu şekilde direnç olarak görebiliriz ya da hareket ettirebiliriz. Ufak da olsa şurada bir trend oluşmasını görebiliriz. Bu seviyelerin kırılması durumunda paritenin
6.91-50 seviyelerine gelmesini bekleyebiliriz. 7.02 seviyesinin kırılması durumunda ise tekrar en tepedeki 7.19-7.20 seviyelerini görebiliriz. Bu günlük olan grafik. Şu trendi şimdilik siliyorum. Şimdilik siliyorum. 4 saatlik grafikte ise daha yakından karar vermemize yardımcı olabilir. 4 saatlik grafikte aynı şekilde günlük grafikte gördüğümüz gibi şu seviyeler destek olarak daha önce çalışmış fakat tekrar kırılmış, test edilmiş ve daha aşağılardaki seviyelere hareket etmeye devam ediyor. Şurada yani tam olarak seviyesini bulmaya çalışalım. 6.96-50 hem psikolojik bir seviye gözüküyor. Bu seviyelerde bir hareketlenme, bir scalp yani sert hareketler görebilme ihtimalimiz var alış yönünden. 4 saatlik grafikte bu seviyeyi şu şekilde direnç olarak bırakabiliriz. Eğer daha düşük saat görünümlerinde trade edeceksek burada oluşan formasyonun kırılması az da olsa birkaç pips bize kazandırabilir. Yani ortalama 150 pips gibi bir kısım olma ihtimali var. Fakat daha az riskli trade'lere girmek için, kabul etmek için 7.02 seviyesinin kırılmasını veya 6.96-50 seviyesinin kırılmasını beklememizde fayda var. Buradaki ABD için ticari savaşlarını ve etkilerinin sunumunu ben bitirdim. Dilerseniz, isterseniz bir 10-15 dakikalık soru cevap kısmına başlayabiliriz. Chat kısmında isterseniz soruları alabilirim. Oradaki soruları okuyup cevaplamaya ekranı yayında yansımıyor mu? Görebilen var mı ekranı? Şu an sorun var mı? Ekranı sorun var mı ekranda? Görebiliyor musunuz? Görünüyor. Tamamdır. Consultant için analiz yapma şansınız var mıdır? Analizi kendinize anladım. Ons altın için şu an ufak bir analiz yapabilirim isterseniz sorun değil. Bir 5 dakikalık ama yani 2000 seviyesini geçmiş durumda. Burada çok fazla yani üst seviyelerde bir seviye belirlemek çok daha zor oluyor bu durumlarda. Retail trader olarak yani bizim yani herhangi bir banka olmadığımıza göre bir trade etmemiz çok riskli olur. Dolayısıyla şu an uzak durmakta fayda var. Şu an dediğimiz kısım ne kadar uzayabilir diye sorabilirsiniz. Belki komik olabilir fakat şöyle bir cevap verebilirim. Retail trader olduğumuz sürece altından biraz uzak kalmamız gerekir. En azından bu dönemlerde. Eğer daha aşağılardaki seviyelerde almış olsaydık genel olarak tutmakta fayda olabilirdi. Genel olarak daha önce 2000 seviyeleri çok bahsedilmişti 2000 seviyelerden. Dolayısıyla piyasa psikolojisi olarak o seviyeleri görmekte çok iştahlıydık genel olarak. Şimdi de işte 1-2 yıl içinde, 2 yıl içinde 3000 seviyeleri konuşuluyor ve bunu konuşan ya da bahseden birkaç çok büyük hedge fund'un işte sahibi
veya traderları bundan bahsediyor. Dolayısıyla S geçmek olmuyor maalesef. Buradan döner mi? 2000 seviyesi çok güçlü bir psikolojik seviye. Buradan belki bir dönebilir. Belki biraz bir düzeltme yapabilir. Olabilir belki. Ama buna katılmak, tekrar söylüyorum, çok riskli. Dolayısıyla altını sadece takip etmekte fayda görüyorum bu dönemde şahsen. Siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. Umarım memnunsunuz cevaptan. Diğer cevaplarınız varsa, yukarıda birkaç soru daha vardı. Onları rica ederim Cemil Bey. Onları da e-mail yoluyla cevaplamaya çalışacağız. Genel olarak bu yayınımızda ABD-Çin ticaret savaşını, bunun etkilerini anlatmaya çalıştık. Yayında gördüğünüz grafikleri almak isteyen olursa bunları daha sonra paylaşabiliriz tekrardan. Bunların kaynakları Bitcoin hakkında analiz yapma, maalesef herhangi bir kripto paranın analizini şimdilik yapmıyorum. Ama ilerleyen zamanlarda belki Bitcoin'i de yapmaya çalışacağız. Zafer Bey'in sorusunu teşekkür ederim. E-mail olarak cevabınızı yazacağım Zafer Bey, tamamdır. O zaman başka bir sorunuz yoksa ben tekrar yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hem Dikmil hem Ekşi Forex grubu adına. Perşembe günü tekrar saat 8'de buluşmak üzere. Perşembe günü gelişmekte olan Ertan Bey, bir de Ertan Bey isterseniz sorunuzu chatte alabilirim. Son 5 dakika sizin de sorunuzu cevaplamaya çok isterim. El kaldırdınız ama chatte sorunuzu alsak çok daha doğru cevaplayabilirim. Bu şekilde dediğim gibi Perşembe günü saat 8 saat 8'de tekrardan birlikte olacağız. Gelecek ikinci yayınımızda gelişmekte olan piyasalarda gelişmeleri anlatacağız. Sonlara doğru dolar ile Brezilya reali veya işte bugün yaptığımız dolar ile Çin yuanı özetini tekrardan yapacağız. Sonrasında İşte dolar TL paritesini de incelemeye çalışacağız. Bu şekilde Euro TL paritesini de bir göz atabiliriz. Siz diğer yayına da bekleriz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Yayına katıldığınız için çok sağ olun. Thank you.